Arkadaşlar, herkese merhaba. Burası Ankara Haymana Sarıgöl Köyü. Burada ilk defa bir ceviz bahçesi kurulmuş. Maalesef herkes burada ceviz bahçesi olmaz diye bahçe sahibiyle alay etmişler, gülmüşler. Etrafımıza bir bakarsak burada söğüt, kavak, başka hiçbir şey yok. Ve burada söylendiğine göre, arkadaşın anlattığına göre herkes burada ceviz olmaz diye arkadaşlarla dalga geçmişler. Maalesef burada inşallah çok da güzel ceviz olacak. Görüldüğü bahçeyi biz geçen sene açladık. Nisan'ın 4'ü 5'i gibi. Mayıs'ın 25'inde de sürgünler 40-50 santim olan vardı. 20-25 santim olan vardı. O zaman soğuktan etkilendi, dondu. Fakat sonradan çıkanlar bu şekilde güzelleşti. Bizim elimiz değmedi bunları yaz budamasına gelmeye. Tabii ki bahçe sahibi de yemyeşil görünce kıyamadı bunları budamaya. Böyle büyüttü. İnşallah bu sene daha bilinçli bir şekilde burayı büyütecek ve Haymana'da çok güzel bir ceviz bahçesi olmuş olacak Sarıgöl'de. Ondan sonra da bura örnek bahçe olacak arkadaşlar. Bazen şöyle bir algı oluşuyor vatandaşta, ya olmaz. Ne olmaz? Neyesinin açıklaması yok. Ama sadece olmayacak. Mesela Ankara'nın çok yerinde biz, burası Fernur. Fernur aşı yaptım ben. Yaptığım aşılarda arkadaşlar biraz bahçe sahiplerinin ihmaliyle aşılarımızı, yani kalemlerin üstüne kadar dondu. Ama burada sağ olsun Bekir kardeşimiz sulamayı zamanında kesti ve hiçbir donma emaresi yok kalemlerde. Yani burada ceviz olmaz diyenler gelsin şu anda bunu görsün, ispatlayalım. Çok yerde sürgünler tepeden aşağı donarken bakın sürgünlerimiz hala canlı. Yani hiçbir donma emaresi yok. Niye yok? Sulamayı zamanında kestiği için donma emaresi yok. Yani bu da demek ki Haymana Sarıgöl'de de çok da güzel ceviz olacak. Peki bunlar. Yani ikinci hayata döndü. Soğuktan kuruduğu halde bu hale geldi. Eğer soğuk olmasaydı demek ki daha güzel olacaktı. Şimdi soğuk olmasaydı bak. Mayıs'taki soğukla. Yani ilk gelenler çok güzeldi. Dondu. Donduktan sonra tekrardan yine de çok da güzel oldu. Şimdi buradan da bunu çıkartıyoruz. Bir de bunun üstüne yaz budaması yapmış olsaydı tadından yenmeyecekti. Ama yine de buna şükür. Çok güzel bir gelişme var. Tepesini de vuruyoruz buradan. Şimdi buradan büyüteceğiz. Boyumuzdan altta bir tane sürgün bırakmayacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bazen de sürdük.